Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, öncelikle konu başlıklarına bir göz atalım. Güneş 20 Mart'a kadar Balık burcunda olacak. 20 Mart itibariyle Koç burcuna geçiyor. Hemen ayın başında 3 Mart'ta Mars İkizler burcunda seyahatine başlayacak. Ay boyunca da sizin ilişki evinizde güçlü bir enerji ortaya çıkaracak. 13 Mart'ta Balık burcunun 23 derecesinde yeni ayımız var. Venüs 21 Mart'ta Balık burcuna geçiyor. 15 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiyor ve 28 Mart'ta Terazi burcu dolunayıyla da ayı kapatacağız. Şimdi detaylara bakalım. Öncelikle Balık burcunda doğacak yeni ay ve Güneş'in 20 Mart'a kadar Balık burcundaki seyri ev yuva alanlarınızı daha fazla aydınlatacak. 13 Mart'taki yeni ay 23 derece Balık burcunda doğuyor. Bu ev alanlarında, yaşam alanlarınızda, aileyle ilgili konularda bir yenilik demek. Bir başlangıç, bir değişim anlamına geliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz daha güçlü olabilir. Evinizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz, yenilikler olabilir. Ev değişimi, yer değişimi, taşınmalar olabilir. Emlak almak, satmak, kiralamak gibi konular. Aileyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular. Ayın genelinde sizin için öncelikli olabilir. Mars ikizlerde aslında her türlü ilişki dinamiğinizde güçlü enerjiler var. Tabii ki ikili ilişkiler, evlilikle ilgili konular, eşiniz veya partnerinizle ilgili konular veya iş birliklerinde bu ay daha fazla mücadele ediyoruz. Daha fazla enerji harcıyoruz. Bu ev ortamında yapılabilecek bazı değişimleri getirebilir. Veya evde yapabileceğiniz çalışmalar, iş hayatınızla ilgili girişimler olabilir. Bir mücadelemiz var ayın geneline baktığımızda. Ve bunlar yaşam şartlarımızda da bazı köklü dönüşümler ortaya çıkarabilir. 15 Mart Merkür Balık burcunda, 21 Mart Venüs Balık burcunda. Bu kişisel gezegenlerin de özellikle ayın ortalarında artık aile alanınızda olması, aile içi ilişki dinamiklerinin öne çıktığını, ailede, evde daha fazla toplanmaların olduğunu, duygusal paylaşımların olduğunu veya bir konuyu evinizde görüştüğünüzü, konuştuğunuzu, ailenizde bir arada olduğunuzu gösteriyor. Bunlar güzel, hoş olaylar da olabilir, kutlamalar da olabilir. Veya hani ailedeki bir konuyu çözümlemek için ya da evle ilgili bir konuyu çözümlemek için de daha fazla bir arada olabilirsiniz. Ve 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. İlkbahar mevsimimiz başlıyor sevgili yaylar. 20 Mart'tan itibaren daha çok dış dünyaya açılmanız, enerjinizin artması, biraz daha eğlenceli konulara yönelmeniz mümkün. Yaratıcılığınız da çok arttırabilir. Aşkı da daha fazla düşüneceksiniz. Artık biraz aileden, yuvadan, hani dış dünyaya odaklanmanız mümkün olabilir. Ve 28 Mart'ta meydana gelecek Terazi Dolunayı ayın son haftasını etkiliyor. Bu Terazi Dolunayı aslında ilişkiler ve aşk hayatımızı da önemli ölçüde etkileyen bir dolunay. Bu dolunayla birlikte romantik konularda, aşk hayatınızda bazı önemli kararlar verebilirsiniz ya da gündemler oluşabilir. Sosyal çevrenizde hareketlilikler var. Arkadaşlarla birlikte yapılabilecek bazı organizasyonlar veya bir teklif, bir iş projesi, geleceğinizi şekillendirecek bir gündeminiz olabilir, bir hayaliniz olabilir, bir idealiniz olabilir. Güzel bir dolunay sizin adınıza. Kalabalıkları özellikle sosyal alanınızı etkiliyor. Bu tabii ki geleceğe dair de bazı hedefler oluşturmanızı sağlayabilir veya daha önceden oluşturduğunuz hedeflere ulaşmanızı sağlayabilir. Çalıştınız, çabaladınız, artık sonuç alabilirsiniz. Bunlar maddi ödüller ya da manevi anlamda bazı hak edişler şeklinde de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece terazi burcunda olacak olan bu dolunay, tabii ki haritalarınızda özellikle öncü burçlarda 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa sizin için çok daha güçlü tesirler getirebilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.